Ajun Pirada. Ajun Pirada. Ajun. Ajun Pirada. Ajun Pirada. Ajun. Ajun. Ajun Pirada. Ajun Pirada. Ajun. Ajun Pirada. Ajun Pirada. Ajun. Ajun Pirada. Evet, Pirada'yım. Acun Firarda'da bu hafta süper bir program hazırladık. İnanılmaz görüntülerimiz var. Hepsini seyredeceksiniz. Fakat çok kısa bir şey rica ediyoruz. O da ne? Tabii ki reklam arası. Bu hafta sizin için süper bir program hazırladık. Dünyayı dolaştıracağız. Bir yıl boyunca neler yapmışız hepsini seyredeceğiz. İşte Acun Firarda 2003. İlk durağımız Miami. Geçen yılbaşı biz Miami'deydik. Peki acaba yeni yıla nasıl girdik? Seyrediyoruz. Şu anda olduğumuz yer Miami sevgili seyirciler. Miami'de yeni yıla giriyoruz. Arkamda gördüğünüz gibi insanlar yeni yıla giriyorlar. Miami'den sonra hemen Hong Kong'a gittik sevgili seyirciler. Bir duyduk da Çinlilerin yılbaşı Şubat'ın 1'iymiş. Biz de apar topar hemen Hong Kong'a gittik ve Çinlilerle yılbaşını kutlamaya başladık. Ve bu tarafta gökdelenlere vuran havai fişek görüntüleri. Tekrar arkamıza doğru geliyoruz. Şu anda muhteşem renkler var. Evet. Çinliler yeni yıla çatapatlarla girdiler temsilciler. Her yerde çatır patır sesler vardı. Feridun ne mi yaptı? Kaçtı. Nasıl hava uçacak? Excuse me. Ha. This is up. You like this above here? Yeah. Then move. Okay. Yeah. Evet, gördüğünüz gibi. Evet. Çabuk kaç diyor temsilciler. It's okay now. Okay. Okay ya. Yeah. Okay. Okay. Evet temsilciler. Patlıyoruz. Hazır mısınız? Evet, heyecan dorukta. Ready, şu anda. Okay. Sen görmedin abi. Nasıl kaçıyorsun abi sen? Görüntü var mı sende abi? Ne? Niye kaçtın diyorum. Ne? Kaçın dedi. Kaçın mı? Geri geri diye kaçıyorsun. Abi sen... Nasıl kaçıyorsun orada? Kancılar var orada. Kancılar. Bak kancılar görmüyor musun? Abi güzel kaçtın. Bravo. Teşekkür ederim. Görüntü bizim burası var. Abi bak şimdi. Yok ki görüntü zaten. Ben anılarımı anlatayım bari. Elim yer gibi kaldım abi. Hong Kong'dan doğru Saint Martin'e gittik sevgili seyirciler. Saint Martin Karayipler'de gayet güzel bir ada. Adanın özelliği şu. Dansçı kızlar var ve yolu kesip dans ediyorlar. Enteresan bir görüntü. Gelen arabalara şu anda yol verilmiyor. Çünkü kızların şu anda dans şovu var. O yüzden eğer siz şu anda şoförseniz burada bu kızların danslarının bitmesini bekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arabalar görevliler tarafından bekletiliyor sevgili seyirciler. Arkada bir araba daha bekliyor. Burada başka arabalar da bekliyor. Yani Saint Martin'in eğlence ön planda olduğu için sizin bir yere yetişmeniz önemli değil. Saint Martin gerçekten güzel yermiş. Bu arada ne yapacağız? Bir yıl boyunca moda yaptığımız kızları ondan geriye doğru sıralayacağız sevgili seyirciler. İşte on numaramız. Jessica güzel bir kızdı. Let's come to your shoes. My shoes. Yeah. Very nice model, eh? Very nice. Believe me, believe me. Very nice model. How much is my brother? This one very expensive. Senin aşar dedi. Bakar mısın? Duydun mu dedi? Senin aşar dedi. Bak böyle aynen. These are more expensive. Yüzündeki mimik şu sevgili seyirciler. Burada hakaret doğurmuş olduk. These are more expensive. Yani bu seni aşar. Buradan uzak. You ask me how much? Yeah, yeah. Approximately. No, exactly. Exactly. Exactly, evet. $600. How much? $600.
84. Evet dedi, 1 milyarlık ayakkabı görmek istiyor musunuz? But Gianni Versace. Gianni Versace. Before he died. Ah, last model. Actually, they're an antique. This is one of the last shoes he made. Really? Before he died, yeah. They're like, I have the like. Can I look? 5 years already. Evet, çok güzel. Versace son modeliymiş. Yeah. Evet, yeah, yeah, yeah. Evet işte 1 milyarlık ayakkabı. 1 milyarlık ayakkabı şu anda karşınızda görüyorsunuz. Jessica ile vedalaşıyoruz ve kendimizi Fildiz sahiline atıyoruz. Güzel bir yerde, beğenmiştik, Afrika'nın gülü Fildiz sahili. Herkesin evinde bir çamaşır günü vardır. Salı, çarşamba, perşembe ya da her neyse. Fildiz sahilin çamaşır günü perşembe sevgili seyirciler. Fakat tek bir farkı var, toplu bir çamaşır yıkama seansı var burada. Sağ tarafına doğru bakarsanız şöyle, insanlar nehrin üstünde çamaşırlarını yıkıyorlar. Ya su temiz mi kirli mi onu birazdan inceleyeceğiz. Fakat böyle bir sahne dünyanın hiçbir yerinde kolay kolay göremezsiniz. İşte toplu çamaşır yıkama seansı. Şimdi Fildiz sahilini unutamadığımız bir anı seçeceğim. Ormanın içindeyim. Balta girmemiş orman diyeceğim. Ve yürümeye başlıyorum. Size öyle yutturmaya çalışıyorum. Ve başıma gelenlere bakın. Artık Burkina Faso'da şehirden çıkma zamanı sevgili seyirciler. Şehirden çıktık ve köylere doğru gidiyoruz. Köylere öyle arabayla marabayla ulaşamıyorsunuz. Bu tekerlek izleri ne abi? Ya arabaya ulaşıyorsunuz ama o arabadan bizde yok. Tamam mı? Araba var. Ormanda yürüye yürüye köye ulaşıyorsunuz. Köylerde çok egzotik insanlar bizi bekliyor şu anda. Biz de onlara kavuşmak için gördüğünüz gibi ormanın tam içindeyiz. Çalı çırpı ve az bir yolumuz kaldı. Sonra sevgili seyirciler işte... abi sen görme abi şunu görme. Vay ya. Evet. Afrika'dan sonra kendimizi cennet adı Aruba'ya attık sevgili. Süper bir yerde Aruba. Aruba'daki anımız hangisiydi? Tabii ki inanılmaz bir görüntü. Kaplanımız. Go on, grab over. Grab over. İnanılsın içine. Buna inanılma lan. Kick takes bad. Abi. Nasıl oldu da kolumu kaplanın ağzına soktum hala inanamıyorum. Demek ki gözüm bayağı kararmış. Fakat gözümün karardığı yer sadece kaplanın yanı değildi tabii ki. Michel 9 numaramız ve benim gözümü karartmıştı. Hola, eu sou do Brasil. You don't have to be beautiful. Etek giydi. Aslında bu eteği daha uzundu. Fakat biraz evvel rüzgarla alt taraf uçtu. Ya da kalan da uçacak. Uçarsa da biz de uçacağız herhalde. Zor şartlardayım. Dayanmaya çalışacağım ama. Bu sefer iddialıyım, dayanacağım. You got an up top dirty baby. If you wanna impress me. You can't be too flirty mama. Aylardan Mart olmuştu. Kendimizi hemen Hawaii yaptık. Güzel bir yer Hawaii. Gerçekten süper bir ada. Ve Hawaii'de ne gördük biliyor musunuz? Ağaca çıkan bir adam. Ama böyle bir ağaç, böyle bir adam hiç göremezsiniz. Evet, şu anda ağaca tırmanıyor seyirciler. Gördüğünüz gibi.
Evet, evet, evet. Tırmanıyor, en tepeye kadar tırmanıyor. Güle oynaya tırmandı, inanması çok zor sevgili seyirciler. Yardım edin diyor şimdi, yardım edin diyor. Devam edin, çantını bak şurayı. You are the happy people. Are you ready? Yeah. No. Yeah. It's windy. Havaya kadar açılmışken bir de Jamaika'ya gidelim dedik. Gerçekten güzel bir yer Jamaika. Yolda rastladığımız iki adamı hala unutamıyoruz. Oliver. Evet, Oliver'e geliyorum tekrar. Oliver gerçek bir satıcı. Peki ne satıyor diye merak ediyor olabilirsiniz. Evet, Gringo. Oliver'in kıyafetinden ve paçalardan da daha dikkatli bakarsanız altınlara falan. Onun yeah, one love Jamaica dance river a souvenir. Şimdi Oliver'in ne sattığını anlayabildiniz mi? Anlayamayanlar için ben biraz açıklamada bulayım. Oliver. You from a Turkey, me from a Jamaica, and me one love. You guys beautiful. Okay. Evet, Oliver şu an aramızda değil sevgili seyirciler. Tahmin edeceğiniz gibi fazla üflediği için şu anda başka bir boyuta geçti. Ne üfledi diyenler de bu mesajı artık anlayabilen anlasın diyoruz. Ve biz Oliver'den mümkün olduğu kadar uzak kalıyoruz. Çünkü bu işleri sevmiyoruz. Jamaika'da Türk parasının gücüyle karşılaştık sevgili seyirciler. 1 milyon lira. O kadar çok sıfır var ki. Ne işe yarıyor? Seyredin bakalım. Yes, I have it. I have it, but something should give to me. Like what? Some money, some dollars. New Year. Some dollars. How much though? Any amount you can give me. Yeah, you don't have dollars. Turkish money you accept? Yeah, I can. Turkish money. Ver 1 milyon. Biraz verin abi. Belli bu. Tamam. 1 milyon Türk lirası çok büyük para zannediyor hocam. Tamam işte zannetmeye devam edecek zaten. Okay, how much is this? 1 million Turkish lira. Okay. 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 Spend it and always think about us. Okay, I will. Okay, evet. Evet sevgili seyirciler, 1 milyona bağladık arkadaşı. Zengin olduğunu zanneden bir köylü seyrediyorsunuz şu anda. Jamaika'da 1 milyon lirayla sorunlarımızı çözdük. Şimdiki güzelimiz adı Kate. 8 numaralı güzelimiz ve Kate karşınızda. How much you spend for your top and where did you buy it from? It is a top by Arden B and it was about $85. $85, 1 minute. Moda bu demek, it's the fashion, ha? Mm-hmm. Yeah, very nice. Kemisiydi modu? Peki bu kız şimdi bunu giyiyorsa yatarken ne giyiyor? Şimdi akıllardaki soru bu tabii. Tayland sonrası takvimlerimize baktığımızda Rio Karnavalı'nın zamanının geldiğini anladık. Hemen Rio'ya gittik. Rio de Janeiro inanılmaz bir karnaval ve şu kıza bir bakar mısınız? Nervous? Yeah, of course. Yeah. I wasn't, but now I'm starting to be a little bit nervous. Yeah, but you're not very new, huh? No. Conservative. It's okay. Yeah. So I hope you like it. Yeah, we like it, of course. We like it, that's the reason we are here with you. Oh, okay, yeah. Thank you very much. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después. Karnavaldaki bütün kızlar süperdi. Bunu kabul ediyoruz. Fakat Esat'tan kameramanlık yapmasını beklemiyorduk. Evet, kameramanlar sevgili seyirciler gördünüz.
bildiğiniz gibi kameramanlar arzuyla çekiyorlar. İnanılır gibi değil, evet. Böyle iştahlı bir kamera var. Tahmin ediyor. Rezalet, rezalet. Böyle girdi abi. Señoras y señores, Latino del mundo, ya tú sabes. Esat kızın güzel görüntülerini çeke dursun. Biz tekrar 7 numaraya dönüyoruz şimdi. Moda'daki 7 numaralı güzelimiz Michelle'di. Onun yanında kendimi çok rahat hissediyordum. Hakikaten Feridu. Bir 3 saniye daha geri almış. Let's see your face for us. Şu gözlere bakın sevgili izleyiciler. Evet, bu benim yüzüm göstericiler. Onu biz de görüyoruz. Ben bakmayı kıyamıyorum, siz bakın bu sefer. Moda falan konuşacağımı zannediyorsunuz değil mi? Avcunuzu yalarsınız, hiçbir şey konuşmayacağım. Canımız biraz da Arap Yarımadası çekti. Hemen Dubai'ye gitti. Güzel bir yer Dubai. İnsanlar dans ediyor, bir yandan da şarkı söylüyorlar. Evet, çok enteresan. Vallahi bu günleri ben hiç görmemiştim. Tamam mı arkadaşlar, malzeme var çekimde. Dubai'deki en komik olayımız şu. Develer gidiyor, ben de peşlerinde gidiyorum. Komik bir durumdayım. Çölün sonu yok, biz de develeri er ya da geç yakalayacağız sevgili seyirciler. Eğer baktık, yakalayamadık. Arkada zaten jipimiz var. Yani o kadar da kek değiliz tabii. İki tane deve sevgili seyirciler. Şu anda çölün tam ortasında iki deveyle baş başayız. Açıktan al abi biraz, açıktan. Abi deveyi bile geçemiyorsun ya. Deve oğlum, o ne ya? Şu anda artık develer yoruldu sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi tempomuza develer yetişemedi. Kestirmeden gel abi şöyle. Abi acele hareket yapma. Bu tip hayvanlar yavaş yaklaşılmasına hoşlanır. Gel. Ah dur, buldum abi. Abi hayvana gel. Pişt pişt. Pişt 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 pişt. Tabii develere hemen gerekli sallamayı yapacağız sevgili seyirciler. Aklımıza gelen atasözü şu. Deveye boynun eğri demişler. Nerem doğru ki demiş. Artık aylardan Mayıs olmuştu. Cannes Film Festivali dünyanın en önemli organizasyonlarından biri ve apar topar kana yeni verdi. Red carpet dedikleri yer, kırmızı halı dedikleri yer burası seçiciler. Arkamda şu anda final gecesi var ve insanlar yavaş yavaş oraya doğru giriyor. Biz de gördüğünüz gibi kıyafetimizi baştan aşağı yeniledik. Cannes Film Festivali'nden ne sonuç çıkardın diye sorarsanız şu sonucu çıkardım. Bizim ekip harbiden cibriymiş. Ceplerde öyle akrepler varmış ki seyredince size inanacaksınız bana. Burada mağdur etmeyeceğiz, geleceğiz. Onu seyrettiğimizi göstereceğiz. Fakat şu anda durmasından da anlayacağınız gibi para istiyor. Yani eğer parayı verirseniz o para da bizde yok şu anda. Yani aslında var ama yani şu ara yok. Bu ara işler kesat. Para var mı abi? Ver, bir şey ver abi. Demir para ver. Arıyoruz, arıyoruz. Evet, arıyoruz. O da sıcak baktı şu anda. Ver abi, bir şey ver. İşte. İşte seye. 2 euro. Oo, 2 euro. Atma, atma. 2 euro atmayayım mı? Kaçlık mı herif? Ver, ben veririm ne kadar vereceğim. Abi dur, adama ayıp oldum. Bu saatten sonra... Bu ne oğlum? Oğlum...
at sen. Kütre ver herif. Ya görmesem bu at sen. Oğlum bir euro var. Bu herif de görmeyecek ama var mı? Gözler nerede bakar mısın? Evet. Buna da şükür diyor. Anladı bizim ekipte cebinde akrep olanlar olduğunu. Bizim ekip 3-5 dolara kıyamaya dursun. Amerika'nın bir ucundaki kız pahalı kıyafetler almıştı. Ve bizim listemizde de 6 numaraydı. Bu kızın adı Janine'di. Janine, what about your skirt? It's actually called Forever 21. Where's the half of it? I cut it off. Cut it off. It's Forever 21 and it was only $20. $20, but beautiful. Yeah, it's but actually I'm trying to look at the skirt. Oh, sure. Yeah, it's hard for me to look at. Yeah. kızın eteğine bakmaya çalışıyorum ama bakamıyorum. Zor şartlardayım şu anda. Etek çünkü bakılabilecek ölçülerde değil. O yüzden ben tahmininiz gibi şu şekilde bundan sonra I have to look like this. Aylardan Haziran olmuştu. Bir gemi seyahati çekti canımız. Costa Victoria. Süper bir transatlantik ve biz onun içindeydik. Böyle bir gemi olur da jacuzzi olmaz mı? Tabii ki olur sevgili seyirciler. Fazlasıyla olur. İşte şu anda jacuzzi görüyorsunuz. Jacuzzi'de insanlar birbiriyle sohbet ediyorlar. Yeni tanışıyorlar ve bir yandan da bu konforu yaşıyorlar. Amigo, tu amigo. Marit e moglie. Evet, tahmin edeceğiniz gibi taze evliler sevgili seyirciler. Balayında, balayındaki jacuzzi keyfini gördüğünüz gibi baltalıyoruz şu anda. Acun Firarda ekibinin koskoca bir transatlantikte nasıl bir skandal olabilir? Gayet rahat olur. Transatlantik'e geç kaldık sevgili seyirciler. Koskoca transatlantik tam 3000 yolcu bizi bekliyordu ve biz geç kaldık. Adamlar bizi beklerken biz taksideydik. Gidemedik ya. Sağ ol. Cuma trafiğiydi abi. Cezası ne abi geç kaldı? Cezası mı? Cezamıza razıyız diyelim. Bence yemek vermezler. Yemeği almayacaklar, ceza verecekler. Go, 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 go! Hey, sir. Okay. Would you register this also? Oğlum, 3000 kişi girdi lan. Tepki anlayamadım. Bir şey söyle. Beklediğimi sempati yok da. Costa Victoria'dan iner inmez kendimizi hemen Pamplona'ya attık. Pamplona biliyorsunuz boğaların sokak arasında koştuğu enteresan bir İspanyol kasabası. Ve orada koşma sırası artık bizde değildi. Şu anda geldi boğalar. Evet. Evet dikkatli oluyoruz. Şu anda geliyor. Kameradan kapıya atar. Evet, çok vahşi görüntüler oldu sevgili seyirciler. Bu vahşi boğaların yanından vahşi bir güzele gidiyoruz şimdi. Karen. Gerçekten güzel bir kızdı. Ve moda bölümümüzdeki 5 numara Karen oldu. Karen.
sailor. Put something in the finger. My toe. What's it? Toe ring? Yeah. Toe ring is just gold. I got it in the island. Really? I think Aruba. Yeah, I was in Aruba. Really? Yeah, nice place. Parmaklara geliyoruz şu anda. Parmaklardayız. Parmakları görüyorsunuz altınmış. Aruba'dan almış. Gıdıklayayım bari. Ayaklarını falan gıdıklayayım. Dokunuyormuş gibi. Gel gel gel. Aylardan Temmuz. Akdeniz cıvıl cıvıl, gayet sıcak. Bir numarası neresi? Bana göre Ibiza'ydı. Ve biz de Ibiza'daydık. Bu alkışları kabul ediyoruz. Teşekkürler. Gerçekten. Evet, gönlü binlerce kişi bizi burada alkışlıyor diyemiyoruz maalesef. Arkamızda güneş battı seyirciler, onu alkışladılar. Olsun, biz moralimizi bozmuyoruz. Bir gün inşallah biz de yurt dışına böyle binlerce kişi tarafından alkışlanırız deyip toparlayıp konuya devam ediyoruz. Bu güzel adada tam bir manzara köşesi buldum. Aşağısı deniz, gayet güzel bir atmosfer. Peki biz ne yaptık? Seyredin bakalım. Hazır mısın? Taşı takip edebilecek misin? Evet, atıyorum. Attım. İşte taş sevgili seyirciler. Göremedik ki, şu taşı dışarı doğru at. Yeni taşımız sevgili seyirciler, tanıştırayım size. Yeni taşımız işte gördüğünüz gibi. Tunç devrinden kalma. Onu mu açacaksın? Evet. Hazır mısın? Açığa at abi. Dur. Hazır mısın? At abi. At. Ay bu taş atma şeyi nereden çıktı abi ya? Ya sana ne? Şuraya atan beri atmak istiyoruz biz. Şuraya abi, şu görüntü güzel. Hadi. Tamam abi, öyle. Kolum çıktı şerefsizim ha. Curaçao. Bu kelimeyi duydunuz mu? Duymayanlar için söylüyorum. Orta Amerika'daki gerçekten güzel bir ada. Bu adanın ne özelliği var? Vallahi özelliği ne bilmiyorum ama biz gittiğimizde seçim vardı. Kendimizi seçimin ortasında bulduk. Türkiye. Good vote, you vote. Good vote. Which party? I won't say that. olmaz. Deborah. Who is Deborah? Which color? Which color? Green. No. Red. Blue. Which color? Color. Which was the color? Color. Bu ne verdiğini de unutmuş abi. Money, money and tech. Complimentary snack. For my believers, I'm showing respect. You can be who you chose, like that designer of clothes. Curaçao'da başımıza gerçekten komik bir olay geldi. Rehber tuttuk, adam arkada, sağa gidin diyor, sağa gidiyoruz. Sola gidin diyor, sola gidiyoruz. Esat da minibüsü kullanıyor. Adamdan ses çıkmadı, biz de şehirden dışarı çıktık. Meğerse adam uyuyormuş. En komiği de Feridun'un yanında adam uyuyor ve Feridun bize söylemiyor. Kendimizi şehir dışında bulduk. Gel abi. Normal şartlarda rehberin yolu tarif etmesi lazım. Sağ sol filan diye. Bir iki tarif yaptı bize, sağ sol düz filan diye. Derken ses kesildi. Biz de tabii düz gideceğiz diye gidiyoruz. Yola bakarsanız önümüz köprü şu anda. Yani adanın sonunu bulacağız birazdan. Bizim arkadaş meğerse uyuyormuş. Bizde şans olsa zaten tahmin edeceğiniz gibi böyle bir kameramanımız olmazdı sevgili seyirciler. Hadi kameramanı anladık. O yönden pek şansımız yok. Bu sefer rehberden de şansımız yok. Arkadaş yaklaşık 15 dakikadır uyuyormuş. Biz de yolu tarif etsin diye bekliyoruz. El sallasın. Uyandı bak. Seni görünce. Kamera devre. Okey. Evet. Çok mutlu gözünüz gibi sizde ise. Gördün değil mi sen de Feridun? O da uyuyor. Sen de mi uyuyordun? 10 dakikadır gidiyorduk. Sen 10 dakikadır görüyorsun yani. Neye göre gidiyoruz abi, adam uyuyor. Sen 10 dakika evvel niye söylemiyorsun? Sen bir dakika, adam 10 dakika uyumasını mı seyrettin? Rehberle durumu toparladık toparlamasına ama benim kendimi toparlayamadığım yere geliyoruz şimdi. Amanda. Amanda'nın yanında kelimenin tam anlamıyla dağılmıştım. Süper bir kız Amanda ve bizde 4 numara. Give it all to you, baby. Swear to God.
Hi. Hi. Evet, Amanda, sevgili seyirciler. İşte moda karşınızda Amanda şiirinin yazılması gereken bir kız. Baby if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it baby. It's a poem. Now, işte moda karşınızda Amanda. Moda Amanda. Moda is special in Turkish. Yeah. Moda Amanda. So Turkish. Tabii ki kız öyle boş gözlerle bize bakıyor sevgili. Biz kendi kendimize gelin göğe oluyoruz burada. Ama şunu söyleyeyim, Amanda'ya şöyle bakar mısınız? Can you look at the camera? Tamam, baktınız. Peki böyle gözler gördünüz mü? Gel abi, gözlere gir. Can you see the eyes please? Amanda'nın yanından kendimizi Akdeniz'e atıyoruz. Akdeniz'in incisi Mallorca. Güzel bir ada ve işte enteresan bir çocuk. Do English now? Yeah. English. Yeah. Turkish television. We are making no, a no. Hayır, hayır. Ele, please. Evet, saçlara bakar mısınız? Böyle bir şey oluyormuş. Harbi söylüyorum, böyle saç görmedim. Çocuk, buenos. Girlfriend? Girlfriend. Karizma. Ha? Nice. Evet, kız bunun saçlarını açmış. Güzel. Unama. Evet. Of, quanto minutos? 10 minutes. 10 minutes. 10 dakikada yapıyorum diyor sevgili seyirciler. Ciddi söylüyorum, eğer eliniz değerse acıtıyor. O derece. Evet abi. Perdon. Yani görüyorsun değil mi? Hola Türkiye. Evet. Çocuk sevgili seyirciler saçlarıyla bu yaşta oldukça ilgilenmeye başlamış. İleride inşallah manken olur diyoruz. Mallorca'da Feridun'la gerçekten ilginç bir tartışmaya girdik. Burç mu, hisar mı, kale mi? Siz görün, siz karar verin. Buranın denizi mükemmel. Aşağıda kumsal, önünde deniz ve arkamda ne var? İşte koskocaman bir kale. Şato mu, kale mi? Yani bizim şimdi hisar geçer ama bunların... Hisar mı? Rumeli hisarı diyeyim sözü. Loretta evet. Demar hisarı. Ya ne hisarı be abi? Evet, Feridun hisar diyor sevgili seyirciler. Ben size gerçeğini açıklıyorum. Bunun adı olsa olsa... Kale olur. Bu kadar büyük kale olmaz onu kullandırmışsın. Bu kadar büyük mü? Büyük mü diyorsun buna? Bu kadar büyük kale olmaz. Bu olsa olsa hisar olur, burç olur. Bu ne abi? İstersen soralım abi, tam kesinleştirelim. Esnafa mı? Esnafa soralım abi, bilirler ya. Biz en iyisi oraya gidelim sevgili seyirciler. Burada itilafa düştük. Acaba bu kale mi, hisar mı yoksa... üçüncü alternatif neydi? Şato. Şato bence biraz sürpriz olur. Hisar gündeme gelmez, bu kale çıkacak ama biz yine de gidiyoruz. Acaba bu ne? Merak ediyor musunuz? Hep beraber bu cevabı buluyoruz. Şu anda son dakika haberini veriyorum, içeri giremiyoruz. Sebebi ne? Niye eli böyle? Bir şey mi fısıldayacaksın? Niyeymiş? Merak et. Niyeymiş, bak burada sebebi yazıyor. Ne buyuruyor musun? Kale şeklinde, kale, pardon, hisar değil kale. Kale şeklinde özel bina. Ya adam biri? Evet, buyurun. Buyurun. Zaten dedim ki İspanyolca'da zaten hisar diye bir şey yoktur, yani böyle bir kavram yoktur. Onlar hisar da kale derler, büyük kale de. Bu İspanyolca mı oldu şimdi? Her hisar kale mi oluyor bizde? Bir şey, bu İspanyolca mı? Hayır abi, şu nereden bakarsan bak hisar. Mallorca'dan sonra canımız tekrar uzun yol çekti. Ta Küba'ya kadar gittik. Küba bana göre oraların en güzel adalarından biriydi. Y la pena se van cantando, oh, ay, no hay que llorar. Plajlarda gördüğünüz gibi canlı müzik var sevgili. Gerçekten çok güzel söylüyorlar. Ülkemizde de çok güzel bir şarkı. Plajlarda böyle kafeler var sevgili izler. Ve bu kafelerde de böyle canlı müzik oluyor. Gerçekten çok kaliteli müzik dinleyeceğiz. Ay mama, todo aquel que piensa que la vida es igual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, y hay que vivirla como I'm
bir müzik var. Genç yetenekler burada seyirciler. O para kazanmıyorlar. Bahşişçe burada hayatlarını sürdürüyorlar. Fakat gördüğünüz gibi mutlular ve bir yandan da müzik dinletiyorlar. Şimdi ekranlarınıza tipik bir Kübalı'yı getiriyoruz. Bu adamın Kübalı olduğunu 100 metrede anlayabilirsiniz. Barcelona. Kamerun. Kamerun. Oo, dünyayı gezmiş sevgili seyirciler. Bu adam atıyor mu? Bence de atıyor ya. 23 yaşında vegando. 23 yaşında vegando. Nasıl diyeyim? Çok güzel ya. İstanbul. İstanbul. Tu İstanbul. Tu İstanbul. Du. Neden olmasın diyor. Oraya da gitmiş olayım dedi. Nasılsa sallıyorum diyor. Yo. Yalan makinesi herhalde bu abi. Ne dedi? Uçağı bu adam. Uçağı almazlar dedi ya. Ne yapacaklar gelse kapıya? Sağlık kapı üstüne. Sana sağlık raporunu gösteriyor şu anda. Ne diyeyim bu adama? Bir dolar vermiştim zaten, taksimetre şu anda doldu, konuşmuyor artık. O kadar yalan oğlum bir dolar. Bir dolarlık bu kadar sallayabildim diyelim. Küba'dan listemizdeki 3 numaralı kıza geçiyoruz. Artık yavaş yavaş 1 numaraya yaklaşıyoruz. 3 numaralı güzelimiz bize göre Claudia'ydı. Talking Turkish, sorry about it. I know. Anlıyorum, sorry. You know because you don't understand. Yeah. Evet, yanında bir şeyler söylüyorsun, anlamıyorum diyor. Zaten anlamaması şu anda çok güzel benim için. Çünkü anlamadığı zaman daha rahat konuşabiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Yani ben bu kısmını anlasam bu kelimeleri söyleyemem. Fakat şimdi rahat rahat söyleyebiliyorum. Ne güzel şeysin sen, Allah'ım yarabbim. You don't understand. No. No problem. İtalya turistik bir yer. İhmal etmeye gelmezdi ve biz de apar topar İtalya'ya gittik. İtalya'da Palermo'daydık. Palermo'da ne gördük? Bir çocuk ve kız ve enteresan bir diyalog. Tam İtalyan genci sol tarafımda değil mi? Boy 2 metre. Ben gitsem yanında pire gibi kalacağım. Kızla arasında şu anda boy farkı yok gibi görebiliyorsanız ayaklara doğru bakacaksınız. Ayakları göster abi. Biraz boy farkı var yani sizin anlayacağınız gibi. What's your job? I play basketball. Basketball here. Yeah. Evet, basket takımından çocuk, evet, tahmin edeceğiniz gibi. Abi biraz tabii ki karizma çıktı. What's your, you work here? I work here. You come to visit? Her. I'm trying to ask her out to go for dinner. Really? She's hard to take. Believe me, we'll finish it now. Let's translate. Evet, tam tahmin ettiğim gibi sevgili seyirciler. Kıza çıkma teklif etmek için gelmiş. Yemeğe götürmek istiyor. Kız da gördüğünüz gibi bu çocuğu beğenmiyorsa kusura bakmasın. Daha iyisini indiremeyeceğiz burada yani. Buranın biri de bu herhalde. Neyse, kız sempatik bir kız. Sempatico. Simpaticissimo. Ya, simpaticissimo. Bellissimo. Bella simpatica. Bella simpatica. Shh, mommy, listen. I feel your love for me, baby, and how it moves to you. And I've been longing for the moment to talk the truth to you. Listen, I'm never home. I always get up and go. Putting you through the unnecessary rigmarole. Şimdi Palermo'daki enteresan bir kamera aksesini ekranlarınıza getiriyoruz. Berber, Palermo'lu, hayatında hiç İtalya'dan dışarı çıkmamış, Palermo'dan dışarı çıkmamış ve biz onunla sıcak bir sohbet imkanı bulduk. Adam, ben sana söylemiştim. Tu anni?
64. 60. 82. 64. 64 be abi. Ya iki kaydedecek size. İki tane özürlü arkadaş var yanımızda. Abi hem bilmiyorsun hem de sallıyorsun ya. 64 abi. 4. 64 yaşında 80. Peki bu kadar geziyoruz tozuyoruz ama nasıl geziyoruz sormuyorsunuz. Nasıl geziyoruz? Çünkü bizim seyahat sponsorumuz Siemens Mobile sevgili seyirciler. Siemens Mobile ile neler yaptık bu sene seyredin. Gerçekten çok eğlendik. Do you sing song? Which song do you sing? Twinkle, twinkle. Come on, sing it for us. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. When the fading suns are gone. When the nothing shines upon. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Bravo, bravo. Do you play football? No football. Basketball? No basketball. Karate. 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 Bu çocuk adı gibi çıktı sevgili. Karate yapıyormuş. Karate. Wow. Make karate noise. Karate noise. Evet, one minute, one minute. Evet, karate yapacakmışız. Belli oldu. Show me. Evet, anne bizi öptü sevgili seyirciler. Biz de onu öpeceğiz. Evet, iyi bir ikili olduğumuzu kabul ediyorum. Yeah, there's a party, huh? I'll be a princess. Princess? What will you be? A pirate. You're gonna be a princess. I can have an iPad. Do you sing song? Yeah. Okay, sing for us. Sing for twinkle, us. Twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle. Evet, bunlar da şarkı da dinliyor. Bravo, 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 bravo. Together, together. Come here, come here. Şarkı gerçekten güzel, çocuklar güzel. Son bir hareket yaptırmamız lazım. Mami, mami. One, two, three. Evet, uyum olmadı ama olsun sevgili. Sesleri duyduysanız ayrı ayrı öpüler. Remember what you told me. You give it to me? Can I eat it? Can I eat? Can I eat this? Helicopter. Okay, helicopter. Dön abi yukarı. Wait. Come here. Hi, turkey. Come here. Okay, take this. Okay, çok sevgiler. Çocuğa eşyalarını verdim çünkü bu ilişki bitti tahmin edeceğiniz gibi.
festival karnaval olduğu zaman biz kaçırmıyoruz. Artık Cadılar Bayramı zamanı gelmişti. Halloween biliyorsunuz ve biz Cadılar Bayramı'nı buram buram yaşama imkanı bulduk. Değişik. Herkes bu gece özel kıyafetler giymiş. Hanımefendiyle beyefendi görüyorsunuz. Güzel bir çift. Arkada da aman 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 dedikiyoruz. Genelde korkunç kıyafetler tercih ediliyor. Evet. Burada da Jim Carrey görüyorsunuz. Maske filmindeki sevgili Jim Carrey'in değişik bir nice kostüm. Bellissimo. Ve hanımefendi de gördüğünüz gibi şu anda siyah kıyafetiyle bize doğru bakıyor. Dişlerini görebiliyor musunuz bilmiyorum ama 12'den sonra bu hanımefendinin yanına yaklaşamayız. Çünkü bana göre vampir havası var. Ve size böyle bir sürprizimiz var. Haydi. Okay. Turkish televizyon ya bu. Turkish. Turkish? Yeah. We came here for Halloween. Yes. Beautiful clothes. Yes, thank you very much. Gördüğünüz gibi çektiler, çekti. Evet, herkes bir kıyafet giymiş burada da. Kim var? Bakın, bakın efendim. Papi, papi, papi chulo. Papi, 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 ven a mi. Papi, papi, papi chulo. Papi, 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 ven a mi. Papi, papi, papi chulo. Papi, 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 ven a mi. Very special, very good dress. Thank you. We liked it. One minute, one minute. Evet, sizin hanımefendinin kıyafetini görüyorsunuz gerçekten. Bana göre gecenin en güzel kıyafetlerinden biri. Belki de kız güzel, bana ondan güzel geliyor. Peki, can we see the face? Once. Oh. Okay. Evet, sizin gözünüz gibi hanımefendi peşesini çıkarmıyor. Kıyafeti gayet güzel. Good night and have, enjoy yourself. Evet. Cadılar Bayramı'ndayken ansızın bir haber geldi. Napoli'de bir düğün vardı ve bizim orada olmamız gerekiyordu. İşin şakası tabii. Biz Napoli'ye gittik ve orada bir düğün vardı. İşte bunlar sağ dışlar seyirciler. Tekrar buraya geliyoruz. Buraya geliyoruz. Evet, herkes gördüğünüz gibi mutlu bugün. Bugün bizim için mutlu bir gün. Tunome. Rosaria. Rosaria. Gino. Gino. Rosaria, Gino, Bene. Bene, Bene. Bene. Quanta baby in futura? Cinque. 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 Beş tane çocuk istiyorlar sevgili seyirciler. Ben size şok bilgileri vereyim. Napoli'ye kadar gitmişiz. Şehri size tanıtacağız tabii. Karşımda bir heykel vardı. Fakat onu size tanıtmam biraz zor oldu. Evet, 1816 yılında yapılmış sevgili seyirciler ve gerçekten çok tarihi bir bina. Bunun dışında neler öğrenmek istersiniz? Evet, işte bedava size rehberlik hizmeti alıyoruz şu anda. Kulak misafiri olarak... Evet, birbirinizden ayrılmayın. Sakın kaybolmayın diyor sevgili seyirciler. Tabii buranın... daha doğrusu burayla ilgili bir bilgi değil bu. Bizim rehberin sonuna yetişebildik. Kusura bakmayın. Size şuradaki atı göstermek istiyorum. Bu atın hikayesi şu sevgili seyirciler. Bu Napolyon. Napolyon zamanında buradaymış. Ve bu at ve Napolyon'u görüyorsunuz. Şimdi Napolyon ve at hakkında size daha şok bilgilerimiz olacak. Biz de müsaadenizle Napolyon'un buradaki heykeline doğru gidelim. Ve yaklaştıkça onun Napolyon olmadığını anlayalım abi. Napolyon değil o abi. Kim olsun? Bizim rehber şuradaki herif bak. Ben öğreneceğim şimdi ama. Olayı çözüyorum. Napolyon, Napolyon? Victor Emmanuel. Victor Emmanuel. Victor Emmanuel güzel isim abi. Ben ona varım, gel. Evet. Atın şeyi görünüyor abi, buradan arkası görünüyor. Şöyle geçsek mi? Yani güneş ters diyeceksin o zaman da. Her türlü sorun çıkaracaksın. Atın üstüne çıkayım. Hayır.
biçimsiz yerleri görünüyor da bakın. Gelin. Napoli'den kendimizi tekrar yeni bir festivale attık. Bu seferki çocuk festivaliydi. Çocukla çocuk olunur mu? Olduk. Evet sevgili çocuklar, şu anda minik parayı verdi. Do you enjoy your job? I love this job. It's my calling for life. Amerika'da insanlar iş bulamaz diye bir şey yok demiştik ya. İşsizlik oranı çok düşük. İşte bu çocuğun işi de bu. Yani yüzde pasta yemek. Çocuk doymadı. Bir daha geldi. Bir daha geldi. Evet sevgili çocuklar. Bu oyunu çok merak ettik. Şimdi oyun oynama sırası bizde. Çocukla çocuk olunur mu? Evet olunur. Evet bakıyor gördüğünüz gibi. Soraya bak lütfen. Evet sevgili seyirciler. Biraz fazla geldi bizimki. Did I hurt? No, evet sevgili seyirciler. Çocuğun az kalsın gözünü çıkarıyordum. Park diye ses geldi. Bozuntuya vermiyor. Tatlı çocukmuş. Biz de böylece yıllardır hayatımız boyunca da hiç yapamadığımız bir oyunu oynamış olduk. Feridun. Sana da atayım mı? Çocukların yanından apar topar ceylanların yanına doğru gidiyoruz. Daha doğrusu bir ceylanın yanına doğru gidiyoruz. Elizabeth, ceylan gibi kızdı ve bizde de iki numaradaydı. Bakın, Jeans, Zara. I think they have that in Europe. Yeah, yeah, in Turkey, yeah, yeah, yeah. Okay. Zara, so how much is that for? I think 30, 29.99. Oh, very nice. Can you see the model for us? Actually, no, $9. $9. It was on sale for $9. Oh, we have more. How much? You bought 10 maybe? Yeah, this one. Evet, 9 dolar almış. 15 milyon liraya. Bu kemisiyle model for 2020 for us. Evet, işte gördüğünüz gibi bu jean'i de 9 dolar almış. Bu kız hem güzel giyiniyor, hem de yerine göre hesapla giyiniyor, hem marka giyiniyor. Bu kızda her şey var. Aylardan Kasım. Avrupa'da havalar soğumuş. Arkadaşlar arasında harita karıştırıyordu. Bir anda Barbados'u gördüm. İyi ada dediler. Apar topar gittik. Valla böyle bir şey başımıza daha önce hiç gelmemişti sevgili seyirciler. Uçakta yerler dolu diye bizi pilotun yanına oturttular. Şu anda pilotun yanında oturuyorum. Gördüğünüz gibi yardımcı pilot benim yani. Allah yolcuların yardımcısı olsun diyorum. Biraz küçük bir havayolu sevgili seyirciler. Eğer dolu olursa uçak sizi pilotun yanına koyuyorlar. Beni de şu anda öyle yaptılar. Etrafı seyrediyoruz. Manzara çok güzel. Sağ tarafta kayayı görüyorsun. Feridun, kaya. Elmas kayası. Barbados'taki rehber kelimenin tam anlamıyla bizi çıldırtmıştı. Adam 10 kilometreyle gidiyor. Saat başına parayla anlaşmıştık. 10 kilometreyle giden rehber zengin olacaktı. Biz ne yapacaktık? Hiçbir şey çekemeyecektik. George Rescott'da otel. Hotel, hotel. Otel, yeah. Ağır otel. Hotel. Yok, onun oteli. İlk defa kestirmeden girdiniz. Kestirme mi? Bence değil. Bu adamda şey var abi, yılların kurdu. Bu herifle saatini anlaşmakta hata ettik. Sevgili seyirciler, siz olun yurt dışında, sakın taksilerle saat üzerinden anlaşmayın. Yani 6 saat beraber olacağız, şu parayı vereceğiz derseniz, bizim durumumuza düşersiniz. Şu anda Barbados'ta George'la birlikteyiz. George, how are you? Fine. George, iyiyim diyor. Tabii iyi olacak çünkü biz iyi değiliz. George yaklaşık 20 kilometreyle gidiyor sevgili seyirciler. Yani etrafımızda araba görüyor musunuz? Hayır, göremiyorsunuz. Keşke Feridun arkayı gösterebilse de arkamızdaki 20 arabayı görebilseniz şu anda. Tamam. Şu anda otele götürür müsün bizi George demiştim. George'un lakabı vardı, Fırtına George. Şimdi sahnede Feridun var. Barbados'ta bir Nelson heykeli görüyoruz. Anons atmam lazım ve Feridun'dan gereksiz bilgiler geliyor. İngiliz meşhur amiralinden sonra evet. Sağ kolu yoktur, ona dikkat edin. Niye? Şeyde savaşta top vermesine şey gelmiş.
Ama o savaşta değil. Savaşta bak, yoktur. Dikkat et diyor. Neye dokunacak mı koluna? O aslında doğru ya. Koluna bir, kola girmene gerek yok. Benim tarihsel... Hayır, dikkat et. Nesi dikkat et senin? Ayıp olmasın adama diyor yani. İki kollu deme sakın ayıp olur diyor. Evet. Üzerinde kuşlar falan var ya. Bir, evet. Bir kayıp. Tamam mı? Kayıp. Arkam... Evet. Sabit duracağım. Kazmayacağım. Arkamdaki heykele dikkat edin sevgili seyirciler. Amiral Nelson. İngiliz'in ünlü amirali. Sağ kolu yoktur kendisinin. Kafasında da kuşlar var. Şimdi kuşların oyuncağı olduğuna bakmayın. Zamanın en büyük imparatorlarından biri sevgili seyirciler. Çünkü imparator olamamış şerçi ama olabilirdi yani. Direkten döndü. Kuşa kuşa girme be abi. Kuşu ben detayını alacağım abi sonra. Başlayacağım sen kuşu anlatmıyorsun ya. Hadi abi bir şey demedim mi abi? Kuş söylediyor sen eve kuşlar. Hadi abi çabuk. Ben programı yönetmeyeceğim. Çabuk çabuk. Kayıt kayıt atıyor. Arkamdaki heykeli dikkatini sevgili seyirciler. Amiral Nelson İngiliz'in ünlü amirali. Arkamda şu anda heykelini dikmişler. Çünkü Amiral Nelson'un burada hizmeti büyük. Ben bu Amiral Nelson'a... Bu herif kendi... Aa Nelson filan bir çubuk atıp sen de gaza geliyorsun inanıyorum. Ya bunu Hayrettin ne anlatsa anlatayım abi. Abi Nelson'a yok mu? Abi Barbaros Hayrettin de bu adamın ortak özelliği. İkisinin de Napolyon'un donanmasını... Ya bu herif abi tarih hocası mı olsun bizi bıraksın? Bu daha iyi demek yani Barbaros'a diyorsun. Bu burada bizimki de Kuzey Afrika'da yapıyor bunu. Peki Barbaros mu Nelson mu abi? Barbaros tabii canım. Ha, sabahtan beri Nelson diyorsun. Söylesene bir Nelson. Söylesene bir Nelson. Tamam abi ben güneşe doğru yoğunlaşayım biraz. Ve sırada bize göre yılın güzeli var sevgili izleyiciler. Yılın güzeli Acun Firar'da ekibine göre tartışmasız Vedrana. In this part the bad fashion. Yeah. Actually it will be not less than 3 hours with you. Oh my gosh. Vedrana is a lot of me. Neyse Vedrana 2 dakika için durdurmuştuk fakat 3-4 saat burada kalacağız gibi hissediyorum ben. Niye diyeceksiniz? Vedrana şöyle bir bakar mısınız? Evet sevgili seyirciler Vedrana hemen size soruyorum, açıkça soruyorum. Bu kızda ne eksik? Evet bana söyler misiniz? When I look you, I couldn't find any mistake about your body. Oh my god, I'm covered. Okay, then we'll talk about it later. Okay. Vedrana şu anda şokta değil tabii. Çünkü şokta olan biziz. Vedrana şu anda hayatına gayet memnun, kakareki gibi takılıyor. Biz de burada şu anda kıvranıyoruz. Evet, kıvranıyorum. Yalan mı? Feridun kıvranmıyor muyum? Belli ediyorsun abi. Belli ediyorum. Çizdi ciddi edebilirim. Çünkü Vedrana'nın yanında durmak gerçekten zor. First of all, from your... My shirt? Shirt, yeah. It's from Los Angeles. Los Angeles. Yeah, from Beverly Hills. Beverly Hills. From Rodeo Drive. Oh, not sure. Quite expensive. Yeah, how much? I think it was like... $500. Yeah. Vedrana şu anda hayalleri bitirdi sevgili. Gömleği 500 dolardan başladı. 800 milyon lira, 758 milyon lira vermiş. Bu gömleği almış. Vedrana bizi açtı sevgili. Fakat olsun, yakın duralım. Öyle millet akraba zannetsin, değil mi? Evet, evet. Yakın duralım şöyle Vedrana'yla. İyi bir poz oldu. Bari çalmazsa gömleği alamayacağız. Vedrana'yı alalım demiyoruz. Merak etmeyin. Hemen konuya gelelim. Vedrana. Nice start. Alright. Come with your skirt. My skirt is cheap actually. Yeah. It was $100. Oh, very cheap. Yeah, very cheap. Sadece 150 lira. It was a good deal. Yeah. 150 milyon lira vermiş sevgiler. Bu etiği almış. Çok ucuz diyor. Tamam çok ucuz ama bizi o da açtı. Yani daha doğrusu Retir abi bizi açtı mı? Açmadı aslında. Biraz kendine güven lazım. Biraz bir dakika dur sıfırdan alayım. Acun Firarada. Acun. 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 Acun Firarada. Evet, Firarada'yım.